YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi tek parçayla örülen çok şık bir patik hazırladım sizlere. 38, 39 numara hatta 37 numaraya da çok rahatlıkla olabilecek büyüklükte bir patik oldu. İnceye yakın orta kalınlıkta bir ip kullandım. %100 akrilik bir ip kullandım. 3 numarada şiş kullandım. Gördüğünüz gibi önce model kısmından başlıyoruz. Daha sonra modelimizi haroşa olarak tek parçada bitiriyoruz ve dikerek bu patiği meydana getiriyoruz. Şimdi isterseniz birlikte yapılışını görelim. Patiğimizin yapımı için öncelikle şu renkli modelli bölümünden başlıyoruz. Daha sonrası haroşa olarak düz örülüyor. Patiğimizin sadece bir püf noktası var. Onu da yaparken sizlere göstereceğim. Kaçırmamanız gereken püf noktası. Onun dışında tek parçada rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. İpiniz eğer biraz kalın ve 3,5 numara şiş kullanıyorsanız bir model yani 6 tane ilmek küçük başlamalısınız. Ben 97 ilmekle başladım. Eğer ipiniz biraz daha kalın 3,5 numara şiş kullanacaksanız siz 91 ilmekle başlayabilirsiniz. 38 hatta 39 numara ayağı rahatlıkla olacaktır. 37'ler de giyebilir ama biraz esnediği zaman açılabilir. İpiniz kalınsa daha geniş olacaktır. Eğer benimki gibi ince bir ipe ve 3 numara şişle yapmayı düşünüyorsanız aynı şekilde 97 ilmekle başlayarak patiğimizi birlikte yapalım. Öncelikle bu model için mutlaka çift şişli ilmeklerimizi takmalıyız ki başlangıç kısmı büzülmesin. Ben şu şekilde ilmek takıyorum. Şu parmağıma ipimi doluyorum ve alt tarafından giriyorum. Parmağımdaki diğer parmağımdaki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 97 tane ilmek atarak örgüme başlıyorum. 97 ilmeğimi şişime attım. Şişimin bir tanesini çıkartıyorum. Ve hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. Bir tane kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. İlk ilmeği ters ördüm. Daha sonra girdiğim ilmeğimi 1, 2, 3, 4 defa dolayarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi bu şekilde 4 defa dolayarak örüyorum. Ön taraftan giriyorum. 1, 2, 3, 4 defa doluyorum ve ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. İçerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4. Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane örmüşüm. 1, 2, 3, 4 defa doluyorum. Ve ilmeğimi örüyorum. 5. ilmeğimi ördüm. Daha sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi 4 defa doluyorum. 6. ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi tekrar 5 ilmeğim 1, 2, 3, 4 defa doluyorum. Böylece ilmeklerimin boyunu bir diğer sırada uzatmak istiyorum. O yüzden ilmeklerimi bu şekilde 4 defa dolayarak örüyorum. 3, 4. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. de aynı şekilde 4 defa dolayarak örüyorum. 6. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. 5 ilmeğimi 4 defa doluyorum. 6. ilmeğimi normal bir ilmek örer gibi örüyorum. Şişlerim mecburen uzun çünkü 4 defa doladığım için oldukça ilmeklerim ilk sırada yer kaplıyor. 2, 3, 4. Çekmekte zorlanıyorum o yüzden. 1, 2, 3, 4 tane örmüşüm. 5. 1, 2, 3,
4 defa dolayarak örüyorum. 6. ilmeğimi normal ilmek örer gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar 5 ilmeğimi 4 defa dolayarak 6. ilmeğimi normal olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar 5 ilmeği 4 defa doladım. 1 ilmeği düz ördüm. Son kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu 4 defa doladığım 5 ilmeğimi serbest bırakıyorum. İpimi arka tarafa aldım. Bu 5 ilmeğimi serbest bıraktım. İpimi bu şekilde ön tarafa geçiriyorum. Bu 5 ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. İpimi ön taraftan arka tarafa alıyorum. Bir defa dolamış oldum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. İlmeklerimin ön tarafından geçirip arkaya atıyorum ipimi. Ve gördüğünüz gibi çift dolamış oldum. Burayı biraz sıkıştırıyorum. Bir tane arada ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 4 defa doladığım 5 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Dört, beş tane. Bu 5 ilmeğimin arkasından ipimi dolandırıp ön tarafa alıyorum. Tekrar bunu ön taraftan ilmeklerimin arkasına alıyorum ve böylece bir defa ipimi etrafında dolamış oluyorum. İpimi tekrar ön tarafa geçirip ilmeklerimin üzerinden dolayıp arka tarafa geçiriyorum ve bu 5 ilmeğimi 2 defa iple dolayarak toplamış oluyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Sonra bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar her 5 ilmeğimi bu şekilde serbest bırakıyorum. İpimi bu 5 ilmeğimin etrafından 2 kez dolayarak geçiriyorum. Ve toplamış oluyorum. Bir tane ilmeğimi arada düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yaparak renkli kısmımı, modelimi devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamladık. 5 ilmeğimizi ortasından toparlayarak son ilmeğimi de düz örerek sıramı kapattım. Şimdi örgümü hiç ilmek atlamadan hepsini, şu anda örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sırasıyla her ilmeğime giriyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde hiç ilmek atlamadan sırasıyla hepsini düze çevirerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Arka taraftan bir sıra düz ördükten sonra koyu renkli ipimizle işimiz bitiyor. Diğer rengimizi bağladım ve ipimi burada koparttım. Şimdi bundan sonrasında sürekli haroş olarak devam ediyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimi ben haroşa örerken düze çeviriyorum. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini düze çevirerek devam ediyorum. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düze çevirdim. Arka yüzden de aynı şekilde düze çeviriyorum. Ve bir süre bu şekilde örmeye devam ediyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan ilmeklerim bu şekilde hem arka yüzde hem ön yüzde düz örerek devam ediyorum. Diğer ipime geçtikten sonra şu haroşaları saydığım zaman 16 diş oluncaya kadar ilmeklerimi aynen ördüm. Bu patikte tek dikkat etmeniz gereken püf noktasını şimdi göstermek istiyorum. Şu şekilde desenin
patiğin birisinde bu tarafa, diğerinde de diğer tarafa gitmesini sağlamak için ilmek kesiyoruz. Bu kestiğimiz ilmeği bu patiğimde ilk başlangıç kısmından kestim 6 tane. Diğer çiftini örerken ise bitiş kısmından 6 tane ilmek kesiyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Diğer patiğimi örerken 16. sırayı, bakın 16 tane diş haroşam oldu. 16 sıra olduktan sonra örgüye başlarken başlangıçtan 6 tane ilmek kesiyorum ve örerek devam ediyorum. Bu sefer bu patiğimde ise 16 tane sıramı, haroşamı tamamladım. Örgümü ters çevirdim. Hemen başlangıcından 6 tane ilmek kesiyorum. Beş ve altı tane. Altı ilmeğimi kestikten sonra haroşamı örmeye devam ediyorum. Patiğimin bir tanesinde altı ilmeği örgümün sonundan kesiyorum. Diğerinde ise altı ilmeği örgümün başından kesiyorum. Tek dikkat etmeniz gereken püf noktası bu. İlmek kestikten sonra beş diş daha haroşa örerek bütün ilmeklerimi kesiyorum ve örgümü bitiriyorum. Patiği gördüğünüz gibi bitirdim. Model kısmından sonra 16 sıra haroşa yapıyorum ve 6 tane ilmek kestikten sonra 5 diş daha haroşa ördükten sonra 1 2 3 4 5 keserek örgümü bitiriyorum. Bu patiği yaparken bir parçasında ilmekleri son bitiş kısmından 6 tane keserken diğer parçasında başlangıç kısmından 6 tane keserek 5 sıra haroşa yapıp bitiriyoruz. Her iki patiğin de kesiliş şekli farklı. Birisinde sonda keserken diğerinde başta 6 tane ilmeği kesiyoruz. Ve şimdi dikimine geçiyoruz. Şu kesmiş olduğum küçük parçayı şekilde birleştiriyorum. Bakın burası örgümün ters yüzü. Şekilde birleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum. İlmeklerimi karşılıklı getirerek bu şekilde dikiyorum. Burun kısmının çok fazla kabarık ve rahatsız olmaması için bu şekilde tertele dikmeyi tercih ediyorum. Şekilde burun kısmını dikiyorum ve burayı tamamlamış oluyorum. Daha sonra örgümün şu kenarını şöyle koyalım. Şu kenarını birleştirerek geliyorum. Buradan aralardan örgümün başına geçiyorum. Ve bu kısa kenarı bu şekilde dikerek birleştiriyorum. Bu kenarını dikerek birleştirdim. Şimdi şu şekilde koyduğumuz zaman bu kenarı diktik. Patiğimizin diğer ucunu bu şekilde üstüne getiriyoruz. Şu renkli desenli kısmını ile birleştiriyoruz ve buraya kadar patiğimizi dikiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyorum dikmeye. Gördüğünüz gibi çiçek çiçeğe gelecek şekilde buraya denk gelene kadar bu bölümü diktim. Burayı bitiriyorum. Daha sonra şu alt bölümünü dikerek geliyorum.
Burayı da dikerek geliyorum ve patiğimi bitiriyorum. Bu kısmı dikerek tamamladım. İpimi sağlamlaştırıyorum ve keserek bitiriyorum. Patiğimizin bitmiş şekli bu şekilde görülüyor. Mankenimize giydirelim.